İlimden medeniyete Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Çünkü niye sevinçliyim diye derseniz gençlerimize, bilhassa genç dinleyicilerimize ecdadımızın nelerle uğraşıp, ne gibi ilmi çalışmalar yapıp, hangi başarıları yakaladığını bilgi olarak sunmaya çalışıyorum. Onları özendirmeye çalışıyorum. E gençlere de peki yaşlara bir şey yok mu? Olmaz olur mu efendim? Onlar da bugüne kadar ecdadımızın pek iyi bir şey yapmadı. Türk milleti mi ya? Aman kardeşim ya aklı sonradan gelir falan gibi böyle laflarla hep ezile ezile gelmiş olan ben emsal kardeşlerimize de ya hele şükür ölmeden doğruları anlatan bir programı da rastladık desinler istiyorum. Yani toplumun bütün kesimine bu bilgileri vererek sizleri ferahlatmak istiyorum. Sizler ferahlayınca bizler de ferahlanıyoruz. Çünkü siz kıymetli dinleyenlerimiz olmasanız bize bu programı hiçbir zaman yaptırmazlar bu. Lüzumsuz olur. Siz dinliyorsunuz Allah razı olsun. Biz de sizin bu dinlediğinizi çeşitli vesilelere öğreniyoruz tabii. Yani bir televizyon reytingi gibi olmasa da gelen telefonlardan adım adım takip edildiğimizi görüyoruz. Bunun için de hazırladığımız programlara da çok dikkat ediyoruz. İnceden inceye böyle bazı konulara girmek suretiyle sizlere yeni yeni bilgileri sunmanın zevkini tadıyoruz. İnşallah hizmetini de ediyoruzdur. Bugün sizlere Türkler için Orta Asya'dan göçüp geldiklerinde yeni bir hadise olan Türk denizciliğinin parlayan yıldızlarından birinden bahsedeceğim. Burak Reis. Fatih Sultan Mehmet Han denizle çok meraklıydı. Ama çok meraklıydı. Çanakkale Boğazı'nın efendim bu sene çok böyle e, gösterişli, görkemli törenlerle Çanakkale muharebelerinin Çanakkale öncelikle deniz zaferinin sonra da kara muharebelerinin 100. yıl dönümü kutlamalarımız yapıldı. Dünyanın birçok yerinden devlet adamları katıldılar. Turistler, insanlar katıldılar. Efendim bu Türkiye dünyanın gündemine oturdu demektir bu olay. Tabii Türkiye'nin bu ilerlemesini çekemeyenler de başka başka şeylerden bahsediyorlar. İşte sözlü soykırımı getirip Türkiye'ye dayatıp ne yapıp yapıp yani tabiri caizse bir yerlerden bir mama kapmak istiyorlar. Ama kapamayacaklar. Türkiye o Türkiye değil. Yanlış bir ata oynuyorlar. Türkiye'yi yalan yere suçladıklarının başta kendileri farkında. İşte Fatih Sultan Mehmet Han bu Çanakkale dediğimiz zaman aklımıza gelen Çanakkale Boğazı'nın hem Anadolu yakası il merkezimizin olduğu bölge ta Kumkale'ye kadar efendim Seddül Bahir, Kilidül Bahir Kilidül Bahir, e, Avrupa yakasındakiler de dahil bütün bugün mevzi ve tahkimat olarak gördüğümüz yerlerde Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra emeği vardır. O yapılan kaleleri Fatih Sultan Mehmet Han yaptırmıştı. Bugün Çanakkale il merkezinde biz gittiğimiz zaman orada delikanlar bizleri gezdiriyorlar işte burası müzedir falan filan diye. O kalelerin hepsini Fatih Sultan Mehmet Han planladı ve yaptırdı. Evet İstanbul'u fethetti. Etti de papalık usul durmayacak. Ne yapıp yapıp İstanbul'u rahatsız edecekti. Osmanlı'nın başkentinin tampon bölgesini en az 250 kilometre öteye atmak istedi Fatih Sultan Mehmet Han ve çok doğru yaptı. Boğaz'ın, Marmara'nın, İstanbul'un, Karadeniz Boğazı'nın kilit noktası olan Çanakkale Boğazı'nın tahkimatını Allah gani gani rahmet eylesin Fatih Sultan Mehmet'ten yaptırdı. Ondan sonra gelen her padişah da bu tahkimatı tabi zamana yenik düşüp eski eskiyenlerini yeniletti veya yeni tahkimatlar koydu. Dördüncü Mehmet Han'ın validesi olan Hatice Turhan Sultan bu bölgeye çok masraf etti efendim. Kesesinden çok masraf etti. Diyeceksiniz ki ya bir padişah anası bir hanımefendi. Askerlikten ne anlar? Ne anlar olur mu efendim? Orada bulunan, müstahkem mevkide bulunan, adı müstahkem mevkidir onun. Çanakkale müstahkem mevki. Orada bulunan subaylarımızın evlerini yaptırdı. Yani bir manada lojman yaptırdı. Bunların çocukları da mekteplere gider diye onlar için mektepler de yaptırdı. Askerlere mükemmel tertemiz koğuşlar, hamamlar yaptırdı. Onların namaz kılmaları için mescitler yaptırdı. Bunların bir bilançosunu bir kahraman tarihçimizin çıkarması lazım. Neler 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 yaptırıldı. Daha sonraki dönemlerde de Çanakkale'de birçok yenileme tahkimatı yapıldı. Yani mevcutu biraz daha ileriye götürdü. En sonunda Sultan II. Abdülhamit Han Çanakkale bölgesinde son sistem o günün Avrupa'sında gelişmekte olan tabyalarla memleketi koruma usulünü yani yer altına gömülerek tabyalarda yaşama ve tabyalarda savaşma sistemini Mahmut Şevket Paşa'yı genç subaylığında onu Avrupa'ya kendi kesesinden okutmaya gönderdi. Ona bu sistemi öğrenmesini emretti. Mahmut Şevket Paşa da öğrendi geldi. Bütün Edirne'deki, Kırklareli'deki, Çanakkale'deki tabiyalarda hatta hatta Erzurum'daki tabiyalarda emeği vardır. Abdülhamit Han ona emek verdi. O da memleket savunmasına emek verdi. Ama siyasete bulaşınca kendi veli nimetini cebinden masraf ederek okuduğu insanı tahtlar alaşağı edip hapse mahkum etti. Selanik'e kapatıldığında da onu paralarını vermek için çektiği bir telgrafla tehdit etti. O paralarını yani bir miktar parası vardı Abdülhamit Han'ın. 50 bin lira falan efendim yani bir miktar da çok bir parada değildi istedikleri zaman üçüncü ordunun ihtiyaçları var ona istiyoruz dediler Selanik'teki ordunun. Yani İttihatçıların ihtilal karagahındaki ordunun. Abdülhamit Han'da iki tane kızım var. Bu kızlarım bir padişah çocuğu olarak büyüdüler. Şimdi de bir eski padişahın kızı e, olarak sakıt padişahın, sabık padişahın kızı olarak efendim yaşıyorlar. Bunları evlendirip ev bak sahibi yapmam lazım. Onlara layık bir masrafa girmem lazım. Bu parayı onun için kullanacağım. Yazık dedi bu saçı kesikleri böyle boylu bükük bırakmayayım. Telgrafa gelen cevap. Abdülhamit Han'ın verdiği cevaba gelen telgrafla cevap. Mahmut Şevket Paşa'dan, 3. Ordu Komutanı'ndan. Evet, siz bu parayı vermemek hakkını hakkına sahipsiniz vermeyebilirsiniz ancak Allah korusun bir emri hak vaki olursa zaten bu paranız orduya miras olarak kalacaktır diye bir telgraf çekti. Bu telgrafı bugün birimiz alsak bu demektir ki arkadaş ya bu istediğim parayı verirsin ya da vermezsen seni bir yolla kazaya uğratırız öldürürüz ve mirasını da devlet alır demektir. Bakınız bir tarafta gitsin, okusun, öğrensin, fikri açılsın, aydınlansın, memleketimize hizmet etsin diye cebinden masraf eden bir Sultan Abdülhamit Han, geri tarafta da, beri tarafta da onun bu emeklerle okuttuğu insanın nankörlüğü. Bu kelimenin yeri burası. Şimdi efendim, Burak Reis'i anlatacağız Türk denizciliğini. Fatih'in bu işe çok önem verdiğini söyledim. İstanbul'un fethinden önce de sonra da Fatih Sultan Mehmet han donanmaya göz bebeği gibi baktı. Osmanlı'nın babasından kalan 120 parça'lık bir donanması vardı. Bu donanma tabii 3-5 tane Gelibolu Tersanesi'nde inşa edildi ama yani Türk dedici daha oturamadı. Ne vardı? Bir ince donanması vardı Osmanlı'nın. İnce donanma demek nehirlerde de seri sefer yapabilir, harekata katılabilir. Yani dar sularda da çok geniş olmadığı için dar sularda da e, savaşı destekleyebilen donanmalardı. Bu ince donanmayı Tuna'dan kendisi Avrupa'da harekata başladığında Tuna'dan da sevk ederek bir manada denizcilerimizi tecrübeli hale getirdi. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Han bu donanmanın 70 parçasını 120 parçalık donanmanın yüzde 50'den fazlasını Salı Pazarında bir gecede bir şok kararla etrafına göre kendi kararını çoktan vermişti de etrafı yeni öğrendi. Onlara şok karar geldi. Şok kararla karaya çıkartı bebela. Denizden efendim bir tane toruk balığı çekmiyorsunuz. Bir izbarit balığı çekmiyorsunuz. Koca gemiyi çekiyorsunuz. Bu gemi bir tane değil, 70 tane. Bunun denizden karaya çıkarılması bir gecede başlı başına bir iş. Çıkardın. Önünde dik bir kazancı yok şu var. Veya humbarajlar yok şu diyorlar. Bu yokuştan bu 70 gemiyi çıkaracaksınız. Çeke çeke. Düz yolda çekmiyor. Yokuş yukarı çekiyor. Hadi onu da yaptırdınız. Oradan aşağıya bugünkü Kasımpaşa'nın olduğu yer Kasımpaşa çarşısının İstanbul'daki olduğu yer tamamıyla denizdi. Deniz oraya girme yapmıştı. Ona da bir haliç deniyordu. Soğuk su halici deniyordu. O halice bunları yokuş aşağı indirmek, yokuş yukarı çıkarmaktan çok daha zor bir hadiseydi. Riski yüzde yüz artıyordu. Yokuşu çekmekten, yokuş yukarı çekmekten, yokuş aşağı indirmek. Niye? Elinden kaçıp gidiyor zapt edemiyorsunuz. Öbür tarafta insan gücü az kaldıkça biraz daha insan, biraz daha insan takviye ederek yokuşu çıkarıyorsunuz. Ama oradan aşağı indirmek apayrı bir şey. Evet, yani donanmayı Osmanlı tarihinde en iyi kullananlardan birisi Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İstikbalin e, harp e, araçlarının, gereçlerinin de denizcilik olduğunu orada bütün dünyaya göstermiştir. İşte bu e, büyük hükümdar, İstanbul'un fethinden sonra da Doranma'yı çeşitli yerlerde kullandı. Yani Yedi Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdi. Veya Toranto diyorlar. Otranto'ya gönderdi. Oradaki Otranto Krallığı'nın baş şehrine girdi Gedik Ahmet Paşa. Ge Adriyatik Denizi'nden gemilerle girdi. Gemilerle, karadan değil. Çizmeyi doğudan batıya kat etmek üzereyken Fatih Sultan Mehmet Han rahmetli oldu. İşte Abdülhamit Han Çanakkale Boğazı'ndaki tabyaları tahkim ederken İngiltere tabiri caizse hop oturdu hop kalktı. Niye Sultan Abdülhamit Han Çanakkale Boğazı'na tahkim ediyor? Da İstanbul Boğazı'na bir tahkimat düşünmüyor. Bunun için bir casus gönderdi Abdülhamit Han'ın fikrinin gerisinde ne var, arka bahçesinde ne var diye onu öğrenmek için. Yıllarca İstanbul'da kaldı. Abdülhamit Han'la defaatle görüştü. Eğer İstanbul Boğazı'nda tahkimat yoksa demek ki Sultan Abdülhamit Han zekice Ruslarla bir anlaşma yapmış olacaktı ve İngiltere'ye karşı da siyasetini ağırlaştıracaktı. Katılaştıracaktı. Niye? Çanakkale Boğaz'dan gelecek olan tek düşman İngiltere'ydi o gün için. Bunu yıllarca öğrenemedi efendim. İstanbul Boğaz'da tahkimat var mı yok mu? İşte bugün biz bu tahkimatlı Çanakkale Boğazı'nın efendim Gelibolu yakasında ee, anmalar yaptık. Yüzüncü yılları kutladık. Bütün dünyayı da burada sulh severliğimizi, barış severliğimizi gösterdik. Şimdi gelelim Burak Reis'e. Burak Reis dedik öyle şey ettik. Burak Reis'e girmeden ama bir temel atmak lazım efendim. Bina yapmadan temel atılır. Temel pek gösterişli de olmaz. Biraz çirkin de durur temel. Çirkin olsun. Gösterişli olmasın ama sağlam olsun. Osmanlı'nın bir büyük amiraliydi. Deniz Barışalı yani. 2. Balistan devrinde yani Fatih'in babası devrinde Akdeniz'in meşhur denizcilerinden Kemal Reis, Kara Hasan Reis, Herek Reis gibi o da denizlerde korsanlıkla hayatını idame ettiriyordu. Şimdi korsan deyince bizim aklımıza böyle elinde şarap testisi, bir gözünde gözü kapalı, efendim tek gözlü, çirkin kahkahalar atan, önüne gelen insanları alay ederek öldüren, kılıç sallayan bir serseri taifesi gelir. Korsan demek, geçimini deniz seferleriyle sağlayan insan demektir. Korsan illa yol kesici demek değil. İcabına nakliye de yapar. Deniz ulaştırmacısıdır korsan. Ha gerektiğinde de gemisine saldıran olursa o da karşı gemiye saldırır. Onu ya batırır ya da esir alır. O zaman o gemiyi yağmada ederdi. Bu her savaşta olduğu gibi, Kara Savaşı'nda olduğu gibi... ...Deniz Savaşı'nda da böyleydi. İkinci Bayezid ...bu hakikaten gözü pek... ...çok da başarılı işleri olan... ...Korsan'ı... ...ve diğer saydığımız Korsan'ları da... ...devlet hizmetini aldı. İşte Burak Bey ise bunlardan birisi. 1488'deki... Fatih'in vefatından sonra 7 sene sonra ikinci Bersan zamanında Mısır memlüklerinin Osmanlı aleyhine İran'la hatta Batı'da Roma'da papalıkla işbirliği yapması sebebiyle düşmanca hareketlerde bulunmasından oraya Beyazlan sefer düzenledi. Beyazıt'ın 29 sene ikinci Beyazıt'ın padişahlığında ömrünün çoğu seferlerde geçti. Bir de korkak padişah, sofu padişah harplere gitmeye korkmuştur diye adını çıkardılar. Niye? E çünkü adam dinini gözetiyordu. Bayezid Camii'nin açılışında açılışı yaptıracak birisini aradı. İkindi namazının sünnetini ömrüde hiç kaçırmamış olan varsa gelsin Meriye dedi. Koca kalabalıktan bir kişi çıkmadı. Eh, öyleyse bu iş bize düşüyor dedi. O zaman camiyi kendi açtı. Ya Fettah diyerek. Mısır seferine Burak Reis katıldı. Osmanlı donanmasının mensubu olarak Akdeniz'de çok başarılı harekatlar icra etti. Bir tane değil, birkaç tane icra etti. Osmanlı'nın 1499'daki efendim seferinde Venediklere karşı seferinde Mora'da Mora bölgesinde, Yarımadası bölgesinde büyük savaşlar oldu. Venedik dünyanın en büyük deniz gücüydü o gün için. Çünkü ekmekleri oradan da adamlar. Koca bir deniz imparatorluğu kurmuşlardı. Sahil imparatorluğu. Deniz imparatorluğu o demek. Moradaki Venedikli kalelerini Osmanlı gemileri ele geçirdiler. Yarım adayı Mora yarım adasını Türk hakimiyeti yani egemenliği altına almaya Böylece Fatih zamanında başlayan Mora ve Yunan Yarımadasındaki, Epir Yarımadasındaki e, başlayan fütühatı artık oralarda son noktaya getirmeye çalıştılar. Evet, bu şekilde gayretleri onların devam etti. Şimdi etti de. Tabi Burak Reis'ten önce Çanakkale'nin e, durumunu, istihkamlarını anlatınca bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teknik Masa'da zaman bitti hatta geçiyor diyor. İnşallah bundan sonraki haftaya Burak Reis'i anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız efendim. ilimden medeniyete